Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan Dedeoğulları ailesine yönelik 12 Mayıs 2021 ve 30 Temmuz 2021 tarihinde ırkçı saldırılar gerçekleşmiştir. 12 Mayıs 2021 tarihinde saldırıda Metin, Barış, Serap, Yaşar, Sibel, Serpil Dedeoğulları ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu saldırıya ilişkin Konya 8 Ağır Ceza Mahkemesi saldırganlar hakkında basit yaralama, kasten yaralama, silahla tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli olarak konu dokunulmazlığını ihlal etme suçlarında kovuşturma devam etmektedir. Gerçekleşen ilk saldırı sonrası Dedeoğulları ailesi tarafından Konya adli ve idari birimlere koruma başvurusu yapılmış olup ne yazık ki başvurulara olumlu bir dönüş yapılmamış ve herhangi bir güvenlik tedbiri alınmamıştır. Dedeoğulları ailesine yönelik herhangi bir koruma tedbirinin alınmamasından sonra 30 Temmuz 2021 tarihinde Dedeoğulları ailesine yönelik yapılan saldırıda Yaşar, İpek, Metin, Barış, Sibel, Serap, Serpil Dedeoğulları katledilmişlerdi. Bu ırkçı saldırıya yönelik Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme, canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme, yakarak mala zarar verme, nitelikli olarak konu dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kovuşturma işlemleri devam etmektedir. Yapılan bu katliama yönelik adli makamlarca yürütülen işlemlerde Dedeoğulları ailesinin avukatlığını üstlenen Özgürlük İçin Uçuşlar Derneği üyesi avukatlar Ali Bozan, Maviş Aydın, Ebru Akkale ve diğer bir kısım meslektaşlar hakkında dosya sanığı tarafından CİMER'e, İçişleri Bakanlığı'na, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş olup Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dedeoğulları ailesi avukatlarının beyanları talep edilmiştir. Dedeoğulları ailesinin avukatları hakkında yürütülen iş bu soruşturma açık bir şekilde avukatlar ve hayatta kalan diğer aile üyeleri üzerinde baskı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Haklarında soruşturma yürüten Dedeoğulları ailesinin avukatları saldırıların gerçekleştiği günden bu yana özverili bir çalışma ile maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için çaba göstermektedirler.